Günaydın. Günaydın. Sabah saat 5 çeyrek geçiyor. İzmir'den Adana'ya gidiyoruz, havaalanındayız. Çok detaylı bir plan yapamadık ama güzel bir liste aldık Adanalı yakın bir arkadaşımızdan. O listeyi takip etmeye çalışacağız. Gün başlıyor. Bakalım, sabah saat 7.30'da orada olacağız. Cumartesi tam gün oradayız. Pazar günü de akşam 9'da dönüyoruz. Yine neredeyse tam gün orada oluyoruz. Bakalım bu iki günde neler yiyeceğiz, nereleri göreceğiz. Beraber gezeceğiz. Çok heyecanlıyız. Kiraladığımız aracı teslim aldık. Saat 7.30 civarı kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıda ciğer yemeye karar verdik. Ciğercide görüşürüz. Ciğerciye geldik. Bir porsiyon ciğer yedik. Yanında da iki tane ayran içtik. Bir porsiyon ciğerde toplam 8 tane şiş vardı. Bunu iki kişi yedik ve ikimiz de doyduk. Toplamda 37 lira para ödedik. Fiyatın uygun olduğunu düşünüyoruz iki kişi için. Ve buraya puanımız 10 üzerinden 8. Merkez Park'a geldik. Arkamızda Sabancı Camii var. Burası tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir yermiş. Peyzajı falan çok güzel. Bayağı da büyük bir yer. Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Şimdi parkı dolaşıyoruz. Abi teşekkür ederiz. Evet. Ne koyuyorduk bunun içine ya? Bu ne oluyordu? Nişastadan lokma döküyoruz. Toz nişastadan yani kaynatıyoruz. Lokma oluyor. Lokmayı kesiyoruz alt tarafına. Buz. Tamam. Pudra şekeri. Üstündeki tekrar neydi buz, abi? Pudra şekeri. Bu rengi veren neydi? Rengi veren şey bici boyası. Bici boyası. Evet. Böyle bir şey. Bir de gül suyu. Gül suyu. Gül suyu katıyoruz içine. Bici ne abi? Bir bitki falan mı? Yok şey ya, nişasta lokması. Nişasta lokması. Evet. Siz ona bici diyorsunuz. Evet, bici anladım. Bici diyorum. Anladım. Tamam abi, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın. Lokmaya bici mi diyorlarmış? Ben öyle anladım. Nişasta lokmasına bici deniyormuş. Güzel bir şey öğrendik. Soğuk buz işte. Tatsız. Ama... Biraz gül suyu tadını alıyorsun ve buzun soğukluğu var. Yani sıcakta gider bir şey. Gitmez mi? Bana gene şey alamsam da neydi? Kar elbası. Bizim orada da kar elbası yapıyorlar ya. Aynen onun gibi. Onun gibi ama onun üstüne en azından böyle pekmez falan dökülüyor ya. Hani ne bileyim, Gülsün'ün bir tık daha yenmeyecek bir şey gibi sanki. Ama çok az var gül suyu. Çok az gelmiyor mu? Sana çok mu geldi? Baksana bak, şöyle alırsan gelir, şöyle al bak. Öyle almıyorsun. Öyle alman lazım çünkü şey, zaten öyle almasan da sonunda yiyeceksin. Aynen ama beni rahatsız etmiyor yani. Bak lokma da bu galiba. Ya zaten şunu şey yap bakayım. Bu ne ya, şey gibi. Hani hüp hüp yapıyor diye dede bir tane. Araba işi mi? Yemin ederim ondan. Valla. Değişik bir şey bu. O kadar. Az önce Seyhan Nehri'nin kenarında bici bici yedikten sonra şimdi kalktık. Seyhan Nehri'ni izlemekte asıl amacımız ama bir çalışma varmış, suyu boşaltmışlar. İzleyemedik yani, kuruydu, o yüzden orayı da çekmedik. Şimdi Kazım Büfe'ye gidiyoruz. Muzlu sütüyle ünlü Kazım Büfe. Yoldayız. Yanımızda Merkez Park, arkada Sabancı Camii. Devam. Bu atom değil mi? Teşekkür ederim.
Şunları şu kadar işte. Atom için mi? Ben buraya doldururum abi. Aynen. Ne düşünüyorsun? Hayatımda içtiğim en güzel şeylerden bir tanesi gerçekten. Bici bici mi bu mu? Tabii ki de. Tabii ki de yani. Bir porsiyonu 15 lira. Bir porsiyonu da şu 2 bardak geliyor. Bir Burçak'ın elindeki bardak. Bir de şu. Yani neredeyse 1 litre. Gerçekten çok lezzetli. Bence sohbeti. Geliyor ya abi bize. Şimdi Cihangir Kebap Kaburga'ya geldik. Burada Adana usulü lahmacun, Adana kebap. Bir de buranın özel bir yemeği varmış. 200'lü kebap diye onu söyledik. Gelsin bakalım nasıl? Merak ediyorum. Bekliyoruz. Cihangir Kebap'ta lahmacunu çok beğendik. Lahmacun içi Adana yaptık. Onu da çok beğendik. Ama 200'lü lahmacun diye bir şey söylemiştik. O olmasa da olurdu. Onun yanında bir tık garson bizi kandırdı. Humus ister misiniz, çiğ köfte ister misiniz diye onu da ekstra söylemiş olduk. Biz de kandık. Hiç olmasa olurdu. Yani toplamda 2 lahmacun geliyor bir porsiyonda. Bir Adana kebap, bir tane 200'lü kebap, çiğ köfte, humus, 120 lira hesap tuttu. Daha az da tutabilirdi. Biz biraz düşünemeden sipariş ettik bu sefer. Şimdi de Seyhan Nehri'nin üstündeyiz. Gençlik Köprüsü diye bir yerden geçiyoruz. Çok beğendik. Suyun rengi çok güzel. Karşımızda direkt bir park. Arabayı direkt geldiğimiz yöne park edip nehir kenarında istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Çok beğendik. Herkese gelene tavsiye ederiz. Çok tuzlu yedik. Şimdi sıra tatlıda Yıldızoğlu Antakya künefecisi. Buraya geldik bakalım. Puanlayacağız burayı da. Çok beğendik diye ikinciyi de söyledik. Fiyatı 21 lira. Fıstıklı kaymaklı künefe. Puanımız da 10 üzerinden 9. Gerçekten çok lezzetli. Evet, Adana'da da olsanız her gün ciğer, et, şiş, kebap yenmiyor. Biz de baktık ne yiyebiliriz diye. Levent böreğin aslında Adana'dan tüm Türkiye'ye yayıldığını öğrendik. Şu önümüzdeki de ilk şubesiymiş. Şurada seyyar bir tezgahı var. Zaten bayağı da kalabalık. Şimdi börek yemeye geldik. Bu peynirler mi? Bunlar karışık böyle kesti. Hepsi bu kadar mı? Evet. Daha söyleyebiliriz istersen. Neden bu kadar? 10 lira tuttu işte bu. 4 tane, 3 tane şey söyledim, 2 tane de kıymalı. Bu da 10 lira tuttu. Evet. Çok iyi değil mi? Bak, burası çok kadar ama ortası var mı? Tamam. Bu işte su böreği gibi. Kahvaltıyı yaptıktan sonra Ağaçaltı Tatlısı diye bir yer var. Halka tatlısı meşhurmuş. Halka tatlı aldık. Baraj kenarına geldik yine. Manzara yine mükemmel. Yol kenarına hemen arabanızı koyup şu görüntüde şu banklardan barajı seyredebiliyorsunuz. Su zaten dün söylediğimiz gibi çok temiz. Şimdi tatlımızı yiyerek biraz burada gölgede dinleneceğiz. Evet, Adana'da son kebap durağımız Kaburgacı Yaşar'a geldik. Burayı iki farklı Adanalı arkadaş tavsiye etti.
Bakalım kaburga şiş söyledik şimdi de. Nasıl bir şey gelecek ve ne kadar ödeyeceğiz? Kaburgacı Yaşar Usta'dan az önce kalktık. Bir porsiyon kaburga şiş yedik. Bir porsiyonda 3 şiş geliyor. Bu 3 şişi ikimiz bölüştük. İkimiz de doyduk. Çünkü etlerin porsiyonları büyüktü. Buraya puanımız 10 üzerinden 7. Çünkü etlerin çiğnenmesi bir tık zordu. Ve sosu bize bir tık acı geldi. Servis çok iyiydi. Yani Adanalılar da orayı çok tercih ediyorlar. Bu bizim kendi damak zevkimize göre puanımız. Kimisi çok daha iyi bulabilir. Şimdi Adana'dan ayrılmadan önce Doğan Kaymaklı Kadayıf'ta bir kaymaklı kadayıf yiyeceğiz. Orada görüşürüz. Daha sonra da İzmir'e dönüş yolculuğu. Nasıl buldun kadayıfı? Güzel ama bir tık yapay şeker tadı alıyorum. Evet. Kaymaklı olması bunu bastırmış. Kaymak da çok lezzetli bence. Hı hı. Ama 7 falan yani. Maksimum 8 değil yani. Biraz şekerli geldi bana da. Hı hı. Dün yediğimiz künefe daha iyiydi sanki. Daha hafif gibiydi. Hı hı. Bu biraz daha ağır. Bence de. Fena değil, denenebilir. Şimdi Adana Havalimanı'na geldik. 2 gündür buradaydık. Yedik, içtik, beğendik. Şimdi de dönüyoruz. Bize verdiği tavsiyeler için canım kardeşim Süleyman'a çok teşekkür ediyorum buradan. Videoyu buraya kadar izleyenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin bir şey? Biz Adana'yı çok beğendik. Zaten kebap yemeye gelmiştik buraya. 2 gün boyunca da bol bol yedik. Kebap yedik, ciğer yedik, tatlı yedik, çok güzel şeyler yedik. Bizim için hafta sonu kaçamağı gibi oldu. Çok hoşumuza gitti. Ben daha önce Adana'ya hiç gelmemiştim. Hem Seyhan'ı çok beğendim, hem Adana'nın içerisini çok beğendim. Güzel bir hafta sonu oldu bence bizim için. Şimdi İzmir'e dönüyoruz. Görüşmek üzere. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.